arkadaşlar, biz şimdi İbrahim Peygamber'in hikayesini ezberledik, anlatacağız. Sizlere bu hikayeyi çok önemli bir şey olarak iletmek istiyoruz. Ben Nehpare, 5,5 yaşındayım. Abla kardeşinin en küçük üyesi. Ben de Asel, 5 yaşındayım. Şimdi İbrahim Peygamber'in hikayesine başlıyoruz. Zil sesini duyalım. Bir varmış, bir yokmuş. Fırat Nehri'nin kolları arasında Babil adında güzel bir şehir uzanırmış. Babil iyi ama Kral Nemrut çok kötüymüş. Herkes ondan korkarmış. Çünkü acımasız bir adammış. Babil'de biri Nemrut'a gelip demiş ki, bu sene doğan erkek çocuklardan biri krallığımı elinden alacak ve senin ölümün onun yüzünden olacak demiş. Nemrut korkmuş. Öfkeden deliye dönmüş. Bütün erkek bebekleri öldürün demiş. Askerler Babil'in sokaklarını basmış ve erkek bebekler ev ev aranmış. Babil şehrinde Azer adında bir adam yaşarmış. Azer'in kızı hamileymiş. Yakında bir bebekleri olacakmış. Peki ya bebek erkek olursa Azer onun öldürmelerine seyirci mi kalacakmış? Yo, Azer buna asla izin veremezmiş. Bir gece karısını gizlice evden çıkarmış. Onu bir mağaraya götürmüş. Sakın buradan çıkma. Bebeğini burada tek başına dur demiş. Ve bebek doğmuş. Bu bir erkekmiş. Babası ona İbrahim adını vermiş. Azer sık sık mağaraya geliyor. Onlara yiyecek ve su götürüyormuş. İbrahim hayatını orada geçirdikten sonra büyüyünce bir gün evine gelmiş. İbrahim eve görünce çok şaşırmış. Her yerdeki kin heykeller ve acayip putlar varmış. Ve babası durmadan yenilerini yapıyormuş. İbrahim'in gözü putları hiç tutmamış. Boyunlarını ip bağlıyor, yerlerde sürüklüyormuş. Babası İbrahim'e, İbrahim putlara saygısızlık etme demiş. Ama İbrahim putlara asla saygı göstermemiş. Onlara teşekkür etmemiş. Onlardan bir şey istememiş. Onları çağırmamış, sevmemiş. Onları tapmamış ve onlardan hiç korkmamış. O gece İbrahim yıldızları seyrederken yıldızların içinden en parlak olana göz takılmış. Belki beni Rabbim bu olabilir demiş. Ama o en parlak yıldız bir süre sonra kaybolmuş. Sonra ay doğmuş. Ay yıldızdan daha parlakmış. Belki de benim Rabbim aydır demiş İbrahim. Ama ay da Rabbi olamazmış. Çünkü ay da kaybolmuş. Hayır, kaybolan şeyleri sevmem demiş İbrahim. Ve bir süre sonra güneş doğmuş. Güneş aydan daha parlakmış. Belki de benim Rabbim bu olabilir demiş. Ama güneş de batmış. Hayır demiş İbrahim. Batanları sevmem. Ve en sonunda Allah'a tapmış. Allah'a iman etmiş. Allah olarak sadece onu bilmiş. Ve Allah da İbrahim'e peygamberlik görevi vermiş. O artık bir peygambermiş. Babil'de bir bayram günüymüş.
Herkes eğlence yerine koşmuş. Bir tek İbrahim peygamber gitmemiş. O tapınağa gitmiş. Orada bir sürü küçük put ve bir tane de büyük put varmış. Küçük putların hepsini baltayla kırmış. Ama büyük olana dokunmamış. Çünkü bir planı varmış. Baltayı büyük putun boynuna asmış. Eğlenceden gelenler, kim kırdı bizim sevgili putlarımızı demiş. İbrahim peygamber kim olacak demiş. Belki şu büyük put yaptı çünkü balta onun boynunda asılı demiş. Onların bir hepsi onların konuşmayacağını sen de biliyorsun demiş. Madem öyle neden Allah'ı bırakıp onlara tapıyorsunuz demiş İbrahim. Bu cevap hiç hoşlarına gitmemiş. İçlerinden biri koşup gitmiş. Oğlanları Nemrut'a anlatmış. Nemrut öfkeden deliye dönmüş. Bana hemen İbrahim'i çağırın demiş. Nemrut seni çağırıyor demişler İbrahim'e. Ama ne iyi İbrahim demiş. Sonra ben de ona gidecektim çünkü söyleyeceklerim var demiş. Sonra onu Nemrut'un önüne çıkartmışlar. Nemrut sen kendine yeni bir tanrı mı buldun demiş. İbrahim benim Allah'ım güneşi doğudan doğurup batıdan batıdır. Hadi sen de batıdan doğursana demiş. Nemrut hiç bundan hoşlanmamış. Büyük bir ateş yakın demiş. Babililer günlerce odun toplamış ve ateş yakılmış. Ne kadar Allah'ım bu ne kadar da büyük bir ateşmiş. Ve İbrahim peygamberi o ateşe atmışlar. O ateş denizinin ortasında serin çiçekli bir adacık olmuş. Herkes bu mucizeyi görmüş. Nemrut öfkeden deliye dönmüş. Ve Allah İbrahim'e Babil'i terk etmişsiniz demiş. İbrahim peygamber Babil'i terk etmiş. Ve bir süre sonra Babil'i sinekler basmış. Minicik milyarlarca sinek. Ağzını açanın ağzına sinekler geliyormuş. Sinekler yüzüne hiç kimse nefes bile alamıyormuş. Babilileri o çok sevdiği sevgili putları da kurtaramıyormuş. Zaten putlar ne işe yararmış ki? Tabii ki hiçbir işe. Bu sineklerden biri Nemrut'un burnuna girmiş. Gide gide ta beynine ulaşmış. Nemrut'un başı çok ama çok ağrımaya başlamış. Ağacı sadece başına vurunca geçiyormuş. Herkese başına vurmasını emretmiş. Daha hızlı vurun, daha fazla vurun. Acele edin. Ve sonunda olanlar olmuş. Nemrut'un koca kafası kırılmış. O kocaman insanların içinde öyle böylesi değil yere serilmiş. Oysa bir süre önce ben tanrıyım diyormuş. Allah'ın minicik bir sineğe onu böyle yere sermiş. Biz bitiş dilini duyalım. Masalımız bitti. Görüşürüz.